paylaşacağım. Burada önemli olan tabii... Bodrum'da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 ile eski yönetmelikler arasındaki önemli değişiklik ve farkların anlatıldığı bir seminer gerçekleştirildi. İşlerde görev alıyorum. Bunun dışında tabii Revit dediğimiz işte structure. İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği ve Prota Mühendislik Firması işbirliği ile Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya inşaat mühendisliği ve farklı meslek gruplarından yaklaşık 50 kişi katıldı. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 hakkında detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla düzenlenen ve getirilen yeni yöntemlerle değişikliklerin anlatıldığı seminerin başında bir konuşma yapan İMO Bodrum temsilcisi İlhan Özyiğit şunları söyledi. Mart 2018'de Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Sismik Deprem Yönetmeliği yayınlandı. Bu deprem yönetmeliği yayınlandıktan sonra da biliyorsunuz 2007 bir deprem yönetmeliğimiz vardı. O da şeyden kalktı, yürürlükten kalktı. Bu 2018 yılındaki deprem yönetmeliğinde 2007 yılındaki deprem yönetmeliğine çok farklı bir şekilde uygulamaya geçti. Kullandığımız programları kullanamamaya başladık. Yeni yeni kavramlar ortaya çıkmaya başladı. İşte deprem tasarım sayısı sınıfı, işte bina yükseklik sınıfı gibi kavramlarla karşılaştık. Rota Mühendislik'ten inşaat yüksek mühendisleri Burçin Şahinalp ve Volkan Öğüt tarafından verilen seminer yaklaşık 4 saat sürdü. Burada Kent Haber'in sorularını yanıtlayan Burçin Şahinalp şunları ifade etti. 2007 yönetmeliği 2018 yönetmeliği olarak değişti. Hem tasarım tarafında hem analiz tarafında yeni değişiklikler getirdi. Biz de bugün burada Bodrumlu mühendis arkadaşlarımıza bu yenilikleri kendi programımız üzerinden anlatacağız. En önemli değişiklik deprem haritası değişti Türkiye'nin. Şu anda artık zemin sınıfına ve deprem bölgesine bağlı olarak tasarım, spektrum her bina için değişti. En önemli değişiklik bu. Bunun dışında modelleme ile ilgili değişiklikler geldi. Eski yönetmelikteki deprem kesme kuvvetine göre süreklilik düzeyini belirlersen, şimdi deprem momentine göre süreklilik düzeyini belirliyoruz. Bunun gibi birçok yeni kavramlar ve yenilikler yeni yönetmelikte geldi.